Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cumartesi. Beraber tekrardan Ayet-el Kürsi okuyacağız. Ayet-el Kürsi'den sonra istediğiniz duayı okuyacaksınız inşallah. Bunu bırakmamamız gerekiyor. Önemlidir. Öncelikle tüm kadın kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü çok yoğun bir şekilde katılıyorlar. Nedense erkek kardeşlerimiz biraz uzak duruyor bu meseleden. Bir de bazı insanlar diyorlar ki işte 313'lerden kadınlar çıkmaz diyorlar. Yani görüyorsunuz, yani birçok önemli konuda kadınlar hamle yapıyor. Erkeklerin bazı kardeşlerimiz buna icabet ettiler ama çok az yani. 156 idi herhalde geçen haftanın sayısı, ulaştığımız sayı. Bu hafta, ben geçen hafta 250 demiştim, olmadı. Bu hafta sayı vermeyelim, bakalım ne kadar gideceksek. Ayet-el Kürsi'lerimizi okuyacağız Allah'ın izniyle. Çok önemlidir. Umarım kardeşlerimiz de, erkek kardeşlerimiz de bu Ayet-el Kürsi'nin faziletini anlayarak ve etrafımızdaki sıkıntıları görerek okurlar. O gece okudum arkadaşlar ve bazı arkadaşlarımızın başına gelmiş olan olayları da size anlatmak istiyorum. Bana ulaşan kardeşlerimiz var, WhatsApp'tan görüştüğümüz kardeşlerimiz var. Bir de Instagram'dan da görüştüğümüz kardeşlerimiz var. Kadın olsun, erkek olsun. Peki ne oldu ve ne yaşadık? Bu önemliydi. Her hafta da cumartesi gecesinden sonra kim neler yaşamışsa bana yazsın bir şekilde, ya videoda, video yorum bölümünde, ya da beni tanıyanlar ise WhatsApp'tan, Instagram'dan yazabilirler. Ben de bunları bu şekilde aslında ne kadar önemli bir şey yaptığımızın bilincine varmamız amacıyla bunu yapacağız. Bu çok önemlidir. Mesela ben kendimden önce bahsedeyim. Okudum arkadaşlar ve bir iki video izledim. Ondan sonra yatakta gözümü kapattım böyle. Tam uyuyacakken gözlerim kapalı, bir anda beyaz bir nurun yüzüme yansıdığını gördüm gözüme. Hiçbir şey açık değil. Telefon açık değil. Karanlık bir odadayım. Ve ben gözümü açar açmaz kayboldu. Ondan sonra bacağıma iki dokunuş oldu. İki dokunuş. Ve o bacağımda da bir sızı vardı. Yani sızı, ağrı vardı ve o ağrı geçti. Sabah uyanırken geçti. Yani bunu bilelim yani. Biz Ayet-el Kürsi'yi güzel okursak, huşu şekilde okursak, huşuyla okursak inan ki fazileti çoktur. Önemli olan biz bunu toplumun çoğunluğuna anlatabilmemizdir. Herkes kendi etrafına anlatsın bu meseleyi. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar, bir de size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımız 10.000 kişi aştı. Niye kanalımız diyorum? Kanalım demiyorum. Çünkü hepimizin kanalıdır. Hepimiz emek verdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hani hepimiz burada bir mücadele içindeyiz. Allah bizimle olsun. Bunu da aradan çıkarttıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Bir kardeşimiz 5. kattadır yine. O arkadaşımızdır. Anlattığım bir kardeşimizdir. Ve mutfakta, sonra işte Ayet-el Kürsi'ni okuyor ve mutfağa geliyor sigara içmek için. Bir tüy görüyor, beyaz bir tüy yani, kuş tüyü görüyor. Ben demiştim ya, tüy görenler, evlerinde karınca olanlar, bunlar hepsi ortaya çıktı arkadaşlar. Çok önemlidir. Ve bazı kardeşlerimize hediyeler sunulmuş. Bazı insanların farklı bir şekilde hissiyatları göstermiş. Ayet-el Kürsi okunduğu zaman yanınıza bir koruma getirilir. Allah'ın takdiriyle onun korumaları vardır Ayet-el Kürsi'nin. Korumalar etrafınızda olur ve onu hissedersiniz. Kötü enerjilerden korunmak için, evinizdeki kötü enerjileri atmak için her hafta biz bunu yapmamız lazım. Yoğunluklu. Tabii hafta içinde fazla diyemiyorum size ama devam edenler edebilir. Etmeyenler de etmeyebilir. Ama cumartesi günü katılmanızı çok istiyorum yani. Çünkü biz düşünün yani, video 1000 kişi izliyorsa hani 156 kişi yani, çok az yani arkadaşlar, çok az. Peki kardeşlerimiz uyumasın yani.
kadınlar ön cephede yani burada. Şimdi böyle bir şey size anlatacağım. Ayetel Kürsü'nün kendi frekansı çok yüksektir. Titreşimi çok güçlüdür. Uyuşmuş beyinler için çok iyidir. Yani uyuşmuş, yani nasıl uyuşmuş? Kendisinin bile farkında değil yani. Kendisi bile kendisinden farkında değil. Ama huzursuz, mutsuz, bir şekilde sıkıntılı, sanki üzerine kara basan iniyor yani. Ayetel Kürsü'yü okuyan kardeşlerimizde bir güçlenme maneviyatlarının yükseldiğini hissediyorum. Özellikle bazı kardeşlerimiz cumartesi gecelerinin sabırsızlıkla gelmesini bekliyorlar. Bu bir alışkanlık olmalıdır. Saat 1'de olacak arkadaşlar tekrardan. Gece 1'de ama 12'den başlayabilirsiniz. Yani 12.30'da başlayabilirsiniz. Abdestinizi alabilirsiniz. Namazınızı kılabilirsiniz. Veya farklı ayetleri veya duaları okuyabilirsiniz. Ondan sonra Ayetel Kürsü 21 defa okunduktan sonra istediğiniz İsmi Azam duası ise, Nas Felak ise, Fetih Suresi ise neyse okuyabilirsiniz. Bunlar da ayrı yani. Sizin yapacağınız ayrı ibadet diyelim. Allah'a yakınlaşma diyelim. Tabii ki kara olan bazı ruhaniyetler var ve bu kara ruhaniyetler bu işe sekte vurmayı istiyor. Yani bu Ayetel Kürsü meselesinden fazla haz almadılar diyelim. Tabii bizim bunu yapmamız önemlidir, topluca yapabilmemiz. Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok ilçesinde bunu katılan kardeşlerimiz var. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah bizimle olsun. Avrupa'dan olanlar var. Yurt dışında kardeşlerimiz de katılıyor. İnan ki o gece çok önemli işler başarıyoruz. İnan ki büyük savaştayız. Yani bizim savaşımız farklı bir savaş. Bizim savaşımız batındadır arkadaşlar. Biz batında savaşıyoruz. Yani bizim zahirde bir bıçağımız yok, bir silahımız yok yani. Biz dualarla savaşıyoruz. Çünkü üzerimize gelen çok kötü negatif enerjiler ve negatif varlıklar vardır. Biz bunu çokça söyledik. Ayetel Kürsü evimizin zırhıdır. Kentimizin, şehrimizin, ülkemizin zırhıdır yani. Bunu bu şekilde anlayın yani. Peygamber Efendimiz bir savaşında Cevşen-ül Kebir takmıştır ve Cevşen-ül Kebir onu korumuştur diye bazı hadisler vardır. Yunus Aleyhisselam büyük bir sıkıntıdayken Yunus Aleyhisselam'ın duası vardı Kur'an-ı Kerim'de. Ve o duanın hatırına Allah-u Teala onu affediyor. Çok önemlidir arkadaşlar. Yakarış. Allah yakarış. Biz insanlara yakardığımız kadar Allah'a yakarmıyoruz. Biz insanlardan istediğimiz kadar Allah'tan istemiyoruz. Biz Allah'tan ne istiyoruz? İbadet edelim de cennete gidelim. Hep bir menfaat peşindeyiz. Yani dünyadaki menfaat olayımızı bitirmeden ahiret olayında da biz menfaata koymuş oluyoruz. Misal 500 ya da 313 tane Ayetel Kürsü okursak işte bu olur. İşte biz bu ayetleri okursak böyle olur. Değil yani. İlla gibi beklenti içinde olmamamız lazım. Biz 21 defa Ayetel Kürsü okuyacağız. Yani Allah bize mutluluk versin. Yani biz öbür dünyada cennete gidelim. Allah'ım işte biz bu ibadeti sana yapıyoruz. Bize cenneti ver. Değil yani. Allah zaten bize haksızlık yapmaz. Hiçbir zaman yapmadı. Yapmaz. Hani biz o menfaattan dolayı kaybediyoruz. Her şeye menfaat gözüyle bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki benden isteyin diyor. İstediğiniz kadar isteyin. Allah merttir. Cömertlerin en cömertidir. Onun için dua etmesini öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle toplumumuzun dua etme kapasitesi çok düşük. Yani frekansları çok düşük. İsteyemiyorlar yani. Bunun için bunu da başarabilmemiz gerekiyor. Eğer ki biz bu frekanslarımızı yükseltirsek, insanlara olan ön yargılarımızı azaltırsak, işte o zaman uyanışı hızlı bir şekilde başarabileceğiz. Yoksa kısır döngü olacak. Yani kısır döngü, yani hep aynı yerde buluşacağız. Yani hep aynı şeyleri konuşacağız. Çok önemlidir.
Cuma ve Perşembe'nin, yani Çarşamba ile Cuma'nın birleşeceği günden bahsettim. İnsanlar gerçekten de bu konuyu pek de anlamış değiller. Ama az bir zaman sonra onu anlayacaklar. Perşembe, Çarşamba, Perşembe, Cuma nasıl birleşecek? Bunlar nasıl birleşecekler? Peki bu nasıl bir şey olacak? İşte o gün anlayacaksınız arkadaşlar. O gün çok önemli bir gündür. O gün siz beni anlayacaksınız. Umarım hafızanızda kalır bu söylediklerim. Aklınızın bir yerinde kalır. Yoksa zaten videolarda hep geçmişten bazı videoları attım, işte ben o gün bunu demiştim, bugün bunu demiştim diye. Zaten takip edenler bunu biliyorlar. Özellikle bazı kardeşlerimiz de var. Ya videoları kaçırıyorlar, ya izlemiyorlar, ya da her videomuzu izlemiyorlar, haberdar olamıyorlar, ya da görüyorlar, görmezlikten geliyorlar. Yani bazı olayları önceden anlattığımız bazı videolarımız vardır. Mesela sokaklarda yangın olacak, sokaklar yanıyordu dediğim videodan sonra İran'da karışıklık oldu. Yani iki aydır daha fazla devam ediyor. Sokaklarda bir iç karışıklık olacağını ben rüyada görmüştüm zaten. Bunu görenler görüyor. Kız Kulesi'nin yıkılacağıyla alakalı, Mehdi Aleyhisselam tahtının çıkarılacağıyla ilgili bir rüya görmüştüm. İşte o da 10 ay sonra gerçekleşti. Yani bir millet, bazı kardeşlerimiz bunları görmek istemiyor yani. Niye görmek istemiyor anlamıyorum yani. Sebebi ne yani? Bu ortada olan bir gerçekliktir. Geçmiş videolara bakın, var mı yok mu? Söylenmiş mi, söylenmemiş mi? Peki bunu söyleyen bir insana da kalkıp da yok öyle bir şey olmamış demeleri de büyük bir sıkıntıdır. Yani büyük bir nefrettir diyelim yani. Başka da bir şey değil yani, nefrettir yani bu. Gerçekliği örtme yani. Hani onun için insan mumu kendi parmaklarıyla bile söndürebilir. Ama koca bir yangını çok zor söndürebilir. Ancak insanların toplanmasıyla olabilecek bir şeydir. Onun için içimizdeki yangınları söndürmemiz gerekiyor. İçimizdeki nefreti, içimizdeki kötü düşünceleri, rakabet duygusunu, egoyu düşürmemiz lazım. İlim sahiplerine saygı duymamız gerekiyor. Yani öğretmenimize saygı duymamız gerekiyor. Okulda öğretmen görevini yapar. Bize bir şeyler öğretir. Öğretmenlerin elini öpmemiz gerekiyor. Bu bir saygıdır yani. Emektir yani. Bir mühendise saygı duymak lazım. Bir doktora saygı duymak lazım. Ki biz de yanlış yaptığımız zamanlar olmuştur. Bunlardan iyice bir ders almak lazım. Mesela ben doktorla tartıştığım zaman çok sinirliydim ve gerçekten de sıkıntılı zamanlar yaşadık. Ama o günler bize akıl oldu yani. Herkes kendi görevinde olsun, kendi işinde gücünde. Herkesin bir mesleği vardır. Herkesin bir sanatı vardır. Batın ilimde bir sanattır. Allah'ın verdiği bir sanattır. O sanata da bir saygı duymak lazım. Yani bunu kötüleme ya da bunu küçümseme doğru değildir. Doktorlar insanların vücudundaki hastalıklar için mücadele ederken batın alemdeki kişiler insanların ruhundaki hastalıkları giderir. Her ikisi birbirine benzerdir. Öğretmenler görünen ilimleri, zahir ilimleri insanlara öğretirken batındaki öğretmenler insanların görmediği, kavrayamadığı ama hissettiği konuları insanlara öğretir. Bunun için her ikisi de değerlidir. Hani biri diğerinden değerli ya da diğeri diğerinden değerli değildir. Hani önemli olan işinin erbabı olmaktır. İşinin ehli olmaktır yani. İşi ehline verin diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. İşi ehline verelim. Onun için işinin ehli insanlara da saygı duyalım. Yani yoksa insanların umudu kırılır. Yani Yunus Aleyhisselam anlattı Allah'ın dinini anlattı. Halkı anlamadı, insanlar anlamadı.
O da bir peygamberdir ama ne yapsın? O da bir sıkıntıya geldi ve Ninova'yı terk etti. Diyarbakır'a kadar geldi. Memleketini terk etti. Ama pişman oldu yani. Çünkü dayanamadı yani. İnsanların onu anlamamasına dayanamadı. Sinirlendi. Ama Allah ona bir zaman vermişti. Sinirlenmemesi için bir görev vermişti. İnsan işte. Peygamberler de hata yapabiliyor. Sebebi budur arkadaşlar. Onun için insanlara moral olun yani. Hataları olsa bile moral olmaya çalışın. Hep pozitif olun yani. İnsanlar mesela ben bir videomda konuşurken videomu dinlediğim zaman dedim ki ya ben burada bir yanlış bir şey söyledim. Hani dilimde bir sorun oldu yani. Orada ben onu anlatmak istemiyordum ama bir şey anlattım. Ama o öyle değildi yani. Hangi konuydu? 14 meselesinde 14 gün demişim videonun sonlarında. Ama 14 günle alakası yoktu. Zaten girişte söylemiştim. 14 gün değil, yıl değil, ay değil ama videonun sonlarına doğru 14 gün demişim. Orada bir hata yapmışım. Sonradan fark ettim. Mesela insanlar böyledir. İnsanlar bazen hata yapabilir. Kelime hatası olabilir. Kelime yutma olabilir. Ya da konuşamama. Çünkü ben videolarımı kesip biçmiyorum yani. Aynen konuştuğum gibi size aktarıyorum. Hani oradan keseyim de buradan biçeyim de. Hatta ben bazen okuduğum bazı yerlerde şaşırdığım oluyor, durduğum oluyor. Ama yine devam etmeye çalışıyorum. Bir kere bir geri vermeye çalışıyoruz. Bu yani arkadaşlar. Onun için hatalar insanlar içindir. Hatalarla birbirimizin hatalarını ararsak herkesin binlerce hatası var. Yani ben kendi hatalarımla yüzleşmiş bir insanım ve bunları aşmış bir insanım yani. Hatalarımı seven bir insanım yani. Hatalarımı ötekileştirmiyorum. Onlarla uyumlu haldeyim. Ve bunlarla beraber yaşarken mutluyum. Yoksa bazı insanlar gibi kendi hatalarımı kapatıp hep güzel taraflarımı göstermiyorum size. Videolarımda size anlatıyorum. Diyorum ki benden günahkar insan yok. Benden cahil insan yok diyorum. Buradan anlayan anlıyor. Hani beni eleştirmeyin. Ben kendimi eleştiriyorum zaten. Onun için insanlar önce kendilerine bir eleştiri yöneltmeleri gerekiyor. Mesela bana eleştiri yapan kardeşlerime bunu söylüyorum. Önce kendinize bir eleştiri yapın. Biz bu yorumu yazarken acaba gerçekten de Çetin Tatar bunu hak ediyor mu? Önce bir iç muhasebe yapın. Sonra yazın. Ama sırf yazmak içinse zaten ben anlıyorum insanların niyetini. Bir şekilde kararlama olacaktır ve karar ruhlu insanlar hep devam edecekler buna. Ne zamana kadar? Kara gün gelene kadar. Ondan sonra yazamazlar. O gün hesap günüdür. Büyük bir gündür o gün. Evet arkadaşlar, 21 defa Ayet-el Kürsi okuyan bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah bir kere çocuklarınıza, size, çevrenize huzur ve mutluluk versin. Bu da benim size duamımdır. Ve birbirinize de dua edin arkadaşlar. Ayet-el Kürsi'yi okuyun ve birbirimize dua edelim. Hepimizin ailesinde sorunlar, ekonomik krizler, işte bir şekilde huzursuzluklar, uykusuzluklar, işte bazen sinirli halimiz, asabilik, bir şekilde kırıcı laflarımız, bazen kendimize bile tahammülümüz yok. Yani birbirimize dua edelim. Ülkemizdeki tüm kardeşlerimize siyasi görüşlerini işin içine katmadan, hepsi bizim kardeşimiz, hepimiz kardeşiz. Bu bilinçle dua edelim. Birbirimizi ayrıştırmadan, severek, saygıyla bu şekilde büyüyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten büyüyeceğimize inanıyorum. Dünya çapında büyüyeceğiz yani. Öyle küçük değil. Küçük bir hareket değildir yani. Bu büyük bir harekettir. Çünkü biz Batı'nın savaşçılarıyız. Batı'nda nasıl savaşılır görecekler. Yani nasıl yapılıyor? Nasıl benim Türkiye'deki ablalarım nasıl bu işe gönülle yapıyor görecekler. Ve şöyle diyecekler. Diyecekler ki ya
bu durumda biz ne yapacağız? Yapamazlar bir şey. Yapamazlar. Hani Batı'nda yapılan savaş kazanılırsa birçok savaş kazanılacaktır. Bunu bilin. Batı'ndaki savaşa hazır olalım arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah razı olsun hepimizden. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Bu konunun üzerinde duralım. Kesinlikle pes etmeyelim. Pes edenlerden olmayalım.